akşamlar değerli izleyenler. Briefing saatine hoş geldiniz. Bu akşam briefing saatinde biraz Türkiye'nin Orta Doğu ile ilişkileri, dış politika meselesini ele almak istiyoruz. Hafta sonu Cumartesi günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir ziyaret düzenledi. Bu ziyarette mevkidaşıyla bir görüşme yaptı ve bu aslında 11 yıl sonra 11 yılın ardından Türkiye ile Mısır arasında bu düzeyde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret diyebiliriz. Gerçi Mısır Dışişleri Bakanı depremin hemen arkasından Türkiye'ye bir ziyarette bulunmuştu. Ama bu daha ziyade depremle ilgili bir taziye ziyareti gibi bir ziyaretti. Buna karşılık Mevlüt Çavuşoğlu Cumartesi günü ilk defa diplomatik bir ziyaret gerçekleştirerek Türkiye ile Mısır arasındaki muhtemel bir normalleşmenin çerçevesini konuştular. Bu ziyaret esnasında ve sonrasında Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye ile Mısır'ın yakın dönemde normalleşmenin bütün adımlarını ortaya koyabileceğini ve bu adımların neler olacağını Cumhurbaşkanları nezdinde açıklanabileceğini dile getirdi. Bu nedenle aslında içeriye dair elimizde çok bir şey yok. Ama genel itibariyle Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşmede önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor bunları konuşabiliriz. Türkiye sadece Mısır'la değil aslında Orta Doğu'nun diğer ülkeleriyle de başta Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi belli bir dönem sorun yaşadığı diğer Arap ülkeleriyle de bir normalleşme süreci başlatmıştı bunun şu an itibariyle Mısır'a doğru da geçiş yaptığını görüyoruz. Bu tabii ki Türkiye'nin Orta Doğu'ya yeni şartlar çerçevesinde bir normalleşme stratejisinin sonucunda karşımıza geldi. Bunun şimdi öncüsünü, arkasını kapsamlı bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Çok kıymetli bir konuğum var. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Veysel Kurt bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Ben teşekkür ederim şimdi Mısır'la normalleşme meselesini biz uzun süredir konuşuyoruz Aslında 11 yılın arkasından ilk defa Türkiye ile Mısır'ın normalleşmesi yaklaşık bir yıl kadar önce gündeme geldiğinde çeşitli meselelerden bahsediyoruz yani Mısırla Türkiye'nin arasındaki alıp veremediği şey neydi? Bugün değişen şartlar nelerdir? Neden Türkiye ile Mısır aslında yeni bir normalleşme sürecini başlattı? Bu çerçevede bir değerlendirmeyle ile başlayalım isterseniz. Evet, gayet yerinde bir soru. Hakikaten baktığımızda Türkiye ile Mısır arasında çok daha alıp veremediğimiz bir şey yoktu aslında. Sadece 2011 yılında bölgesel gelişmelere iki ülkenin farklı yaklaşımları sonucunda ortaya çıkan bir ayrışma ve bu ayrışmanın ikili ilişkilere ve bölgesel ilişkilere bir yansımasından bahsedebiliriz. Yani e, Arap Baharı olarak adlandırılan işte 2010 2010 yılının sonunda, 2011'in başında da e, Mısır'a yansıyan ayaklanmalar, sadece o ülkeleri ilgilendiren bir gelişme olmakla kalmadı. Aynı zamanda e, bölgesel düzeyde de bir etki yaratabileceğine dair bir şey oluşturdu, bir Hı. algı, bir kanaat oluşturdu. E, ve aslında baktığımızda büyük güçler bile, işte İngiltere'si, Fransa'sı, hatta Amerika'sı, Bölgesel güçler, e, İran'ı, İsrail'i ve Türkiye gibi ülkeler de bir tür kendini bu yeni bölgesel düzene hazırlama noktasında çeşitli adımlar attılar. Fakat e, bu böyle olmadı malum. E, daha doğrusu beklenen gibi olmadı. Arap bari beklenen sonuçları üretmedi, üretmedi aslında. aslında. Üretmedi çünkü belirli bir süre sonra oradaki gelişmeleri yönlendirebilecek küresel güçler, başta Amerika olmak üzere, e, bir tür... Politika değişikliğine gittiler ve bu politika değişikliği karşısında ülkeler yeniden bir pozisyon aldı. Mesela Mısır tekrardan e, kendi içerisinde bir askeri darbeyle yeni bir yönetim iş başına geldi. E, bazı ülkeler eskiye dönülüyor havası ile çok çabuk pozisyon değiştirdiler. Hı. Fakat Türkiye ve Katar mesela bölgesel güç olarak baktığımızda hatta Fransa bir Avrupa gücü olarak kısa bir süre daha olsa pozisyonlarını korumayı tercih ettiler ve Türkiye ile Mısır özelinde konuşacak olursak aslında iki ülke arasında bir çatışma, bir kriz vesaire olmamasına rağmen Türkiye'nin bu bölgesel değişime yönelik ve bu bölgesel değişimin kendisine oluşturduğu tehditlere karşı aslında aldığı pozisyon Mısır tarafından biraz Türkiye'nin beklentisinin aksine biraz farklı bir şekilde algılandı. Yani sanki Türkiye bütün bir bölgede rejim değişimine oynuyormuş gibi bir algıyla açıkçası Mısır hareket etti ve 3 Temmuz darbesinden sonra bu algı üzerinden Türkiye'ye büyük elçisini deport etmeyi, yani ülkeye geri Sınırlı göndermeyi etmiyor. tercih etti. Bu tabii hani diplomatik ilişkiler için bir kırılma noktasını oluşturur ve bunun karşısında yapılacak tek şey var, o da aynı mukabille hareket ederek Büyükelçi'yi geri çekmek ve ondan sonra diplomatik ilişkiler koptu 2012'nin kasım ayından itibaren ama yine de biz mesela o sürecin içerisinde evet söylemlerin yükseldiğini karşı taraf iki tarafın birbirlerini doğal olarak böyle bir çekişmeli içeris ilişki içerisinde eleştirdiğini falan duyduk ama yani tam da bahsettiğiniz üzere aslında somut meseleler üzerinden bu iki ülkeyi karşı karşıya getiren çok fazla mesele olmadı, olmadı. Libya meselesi oraya geliyordum biraz ayrı Tutarsan. Evet. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Ee, askeri darbe gerçekleştikten sonra Mısır'da Türkiye mesela biraz daha şey çağrısı yaptı. Yani işte bu demokratik kazanımların korunması, e, Mısır içerisinde bir kavusun doğmaması. Mesela Mısır mevcut rejimin de en fazla dile getirdiği şey buydu. Ve Türkiye'de de aslında buna yönelik endişelerini ta o zamandan beri dile getirmişti. Fakat dediğim gibi bu bir... E, algı meselesi ve bu algı üzerinden bir pozisyon alındı e, ve burada bana sorarsan hani hani algıyı yaratan şey ne oldu diye sorarsan Amerika'nın tavrıydı aslında hmm. önce böyle bir sanki hızlı bir bölgesel değişim olacakmış gibi bir e, tavır takınıp fakat daha sonra Libya'da Büyükelçisi'nin öldürülmesiyle beraber ortaya çıkacak maliyetten kaçınma adına pozisyonunu değiştirdi ve dolayısıyla ülkeler bir nevi kendi başlarına kaldılar. Yani Amerika'nın doğru dürüst bir pozisyon alamayacağını, entegre bir stratejiye sahip olmadığını gören ülkeler bir nevi kendi başlarına kaldılar ve kendi tercihlerini yaptılar. Ve dediğim gibi Türkiye ile Mısır arasında e, ilişkilerin seren camı da bu şekilde ayrışmaya başladı. Fakat bu ayrışma zamanla ifade ettiğin gibi aslında önce Libya'ya sonra da Doğu Akdeniz'deki bu doğal kaynaklar üzerindeki kavga ve aynı zamanda deniz alanlarının sınırlandırılmasına yönelik meselelere de yansıdı. Dolayısıyla baktığımızda çok ilginç bir şekilde aslında tarihsel olarak da böyledir. Belki bir iki örnek Hı. verebiliriz o anlamda. Türkiye ile Mısır arasında doğrudan bir mesele olmaması mesela Türkiye ile Suriye arasında bir mesele var. Hı hı. Bir terör var Suriye'de. Suriye hükümeti o terörün Türkiye'ye yönelik tehditlerini engelleyemiyor ve Türkiye te bu tehdidi bertaraf etmek için Suriye'ye müdahale hı hı. etti ve dolayısıyla hani Türk Suriye hükümetinin de buna karşı bir pozisyon alması e, uluslararası ilişkiler açısından haklı olmasa da anlaşılabilir bir şey. Hı hı. Fakat Türkiye'yle şaşırtıcı, şaşırtıcı değil. İki taraf e, Suriye üzerinde, Suriye'nin toprak bütünlüğü üzerinde aynı şeyi düşünüyor olsa da onun korunup korunmadığı, korunmadığı meselesi, meselesi üzerinde farklı, tavırlar, farklı tavırlar alıyorlar. Fakat Türkiye ile Mısır arasında böyle bir şey yok. E, fakat zamanla bu bölgesel meseleler baktığımızda biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Hı hı. E, i̇ki ee, az önce ifade ettiğim iki tane önemli mesele. Birincisi Libya. Ee, Libya'da yine benzer bir değişim vardı biliyorsun. Ee, bir tarafta Hafter, bir tarafta Birleşmiş hmm. Milletler'in tanıdığı meşru hükümet. Ve Türkiye e, uzunca bir süre diplomatik yollarla o Libya'daki Birleşmiş Milletler Hükümeti'nin e, kalıcılığını sağlama adına diplomatik şeyleri zorlamasına rağmen e, Doğu Akdeniz'de kendi karşısında bir blok oluştuğunu hissettiğinde bu sefer Libya'da daha sert bir pozisyon aldı ve böylece Libya ile Doğu Akdeniz meselesi de aslında birleşmiş oldu. Yani somut bir e, mücadele alanı haline de dönüştü aynen. aslında Türkiye ile Mısır arasında. E, aynen öyle ve Türkiye için aslında öncelikli olan hani baktığımızda jeopolitik olarak coğrafi olarak yakınlık olarak Kıbrıs Kıbrıs'ın varlığı meselesinden Kuzey Kıbrıs'ın çıkarları Türkiye'nin çıkarları açısından Doğu Akdeniz bizim için öncelikli bir mesele olmasına rağmen Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını ve tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çıkarlarını korumak için Libya ile ilişkilerini de o az önce bahsettiğim sert tutumla tutmasını gerektirdi. Neydi o? Birleşmiş Milletler hükümet Birleşmiş Milletlerin tanıdığı hükümeti ayakta tutmak için hmm. bu sefer daha somut adımlar atmak gerekti ve Türkiye biliyorsun 2020 yılının sonunda Doğru, ben... iki tane anlaşma. Bir deniz sınırlarını deniz şeylerine sınırlandırma anlaşması. İkincisi de Türkiye'nin Libya ile ikili ilişkilerde daha doğrusu ikili düzeyde bir eğitim ve danışmanlık anlaşması. Ve bu çerçevede bu sefer Türkiye ile Mısır hükümeti de Libya'da da karşı karşı daha doğrusu farklı pozisyonlarda yer almış oldular. Libya daha çok Hafter'i desteklerken yani önce darbe yapmayı denedi Hafter sonra Libya'yı bölmeyi denedi e, ve fakat orada da Mısır'ın biraz sınır güvenliği, biraz da e, Libya'nın doğusundaki petrol kaynaklarının iştahını kabartması meselesi dolayısıyla eee Haftar tarafını desteklerken Türkiye ise meşru hükümeti destekler tarafta kaldı. Burada mesela benzer bir hikaye de Doğu Akdeniz'de oldu. O, o, ha, Doğu Akdeniz'deki hikayeyle de bunu birleştirerek gidecek olursak şimdi mesela <laughs> özellikle Doğu Akdeniz konusunda Mesela çok basit bildiğimiz bir tarafı var hikayenin. Yani eğer Türkiye ile Mısır Türkiye'nin ortaya koyduğu şekilde bir bölüşüme giderse hem Türkiye hem Mısır daha bu çıkıyor. işten çok daha kazançlı çıkıyor. Yine Mısır'ın çıkaracağı gazların dünya piyasasına sokulması konusunda aslında biraz Türkiye'ye de muhtaç bir durum var. Evet. Ama bütün bunlara rağmen Mısır çok uzun süre yani şunu soracağım aslında yani e, ilişkilerin bozuk olması nedeniyle mi Mısır böyle bir pozisyon alıyordu? Yoksa aslında böyle bir pozisyon alacağı için de mi ilişkiler bozuk devam etti? Şimdi Mısır'a baktığımızda eğer Türkiye'nin planını tercih ederse... Kendisinin arama zonu daha da geniş evet. hale geliyor. Yunan planı hiç de Mısırın tercih edeceği bir plan değil. Ee, Yunan planı uygulandığında zaten Türkiye'den Avrupa'ya geçiş mümkün olmayacak Mısır gazı için. Ee, şimdi bütün bunlara rağmen mesela Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki tutumu şimdiye kadar olan tutumu değişti mi? Değişecek mi? Değişmesini bekliyor muyuz? Ee, bu görüşmeler normalleşme dediğimiz süreç bunda nasıl etkili olur? Ee, aslında biraz meselenin teli tam da burası. Çünkü e, Mısır bu Türkiye ile arasındaki e, diplomatik ilişkilerin kesintiye uğradığı bu 10 yıllık zaman zarfında özellikle Doğu Akdeniz'de e, biraz farklı angajmanlara girdi. Aslında ondan önce de girmişti. Mesela Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bir anlaşma imzalamıştı. Daha 2011'den önce. Fakat 2011 daha doğrusu hadi buna 2013 diyelim. Yani 3 Temmuz darbesini baz alarak. E, 2013'ten itibaren ise ee, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynaklarının, doğal gaz hatta ve petrol kaynaklarının çok fazla olduğu ve bunların kısa sürede tedavüle sokulabileceği e, ortaya çıktığı andan itibaren Doğu Akdeniz'de bir blok oluştu. Ee, İsrail Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi ve Mısır'ın içinde olduğu bir blok, orta bir blok oluşturdular. Bir gaz forumu oluşturmaya çalıştılar. Orada keşfettikleri ve çıkardıkları gazı Türkiye'yi baypas ederek ifade ettiğin gibi Türkiye'yi baypas ederek Avrupa'ya taşımaya çalıştılar. Bunun için neyi denediler mesela? Önce dediler ki bir boru hattı döşeyelim. Denizin altından Yunanistan'a oradan bütün Avrupa'ya açılacak. Fakat Tabir yerinde ise biraz astarı yüzünü geçen bir şeydi bu. Ee, ve çok daha önemlisi Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşma e, o hattı da kesiyordu. Yani kesişiyordu birbirleriyle bu iki hat ve dolayısıyla uluslararası hukuk açısından da güç dengeleri açısından da Türkiye'nin onayı olmadan bu formülü işletmek mümkün değildi. Denemek istedikleri ikinci şey ise, ikinci yol ise doğal gazı sıvılaştırıp LNG dediğimiz e, şeye getirip e, tankerlerle yani e, gemilerle tekrar Avrupa'ya taşımak. Fakat bu da çok bu da maliyetli bir şey oldu. Haliyle baktığımızda tam da aslında bütün bu e, gerek Mısır'ın, gerek diğer ülkelerin Doğu Akdeniz'deki bu beklentilerinin ortaya çıkmaması bir anlamda Türkiye'ye nasıl muhtaç olduklarını gösterdi. Hmm. Ve fakat dediğim gibi bu arada aslında Mısır Yunanistan'la bir deniz sınırlarını, deniz yetkilerini sınırlandırma anlaşması imzalamış oldu. Yani çeşitli angajmanlara girdi. Şimdi şu soru bazen akla geliyor. Yani iki yıldır bir arayış var. Hatta iki yıldır kamuoyu önünde. Bunun bir de bir yıl gerisinde daha çok istihbarat düzeyinde yürüyen şeyler, arayışlar vardı. Bu süreç neden uzun sürdü? Biraz sebebi bu. Yani bu süre zarfında ilişkilerin kısmen kopuk, yani diplomatik olarak üst düzeyde kopuk olduğu bu süre zarfında girilen angajmanların da bir şekilde artık e, tarafların birbirlerine anlatması ve kabul ettirmesi gerekiyor. E, şöyle bir anekdot söyleyeyim ama mesela 2021 yılında Mısır Yunanistan'la anlaşma imzaladığında anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada şöyle bir cümle kurdu. Yanlış hatırlamıyorsam Dışişleri Bakanı olsa gerek. Biz bu anlaşmada Türkiye'nin haklarını gözettik. Yani evet. Türkiye'nin haklarını çiğneyecek herhangi bir adım atmadık. Hı hı. Bu Türkiye'ye çok olumlu bir mesajdı aslında. Yani hı hı. tamam bakın ki M Mısır'da önemli bir Akdeniz ülkesi baktığımızda bizim Antalya kıyılarımızla e İskenderiye kıyıları tam karşı karşıya. Tam karşı karşı. Ve aslında iki ülkenin de bir anlaşmaya gittiğinde gerek deniz alanı olarak gerekse şeylerin bölüşülmesi, doğalgaz ve petrol alanlarının bölüşülmesi açısından iki ülke birbirinden maksimum fayda edebi elde edebilecek bir pozisyona sahipler, bir coğrafi konuma sahipler. E, ve haliyle Mısır'ın kurduğu bu cümle, yani Mısır yetkilisinin kurduğu bu cümle e, aslında yine Doğu Akdeniz'de e, bir şekilde Türkiye ile belki de masaya oturulabileceği hatta yani şeyi gördükleri için Türkiye'siz oradaki doğalgazın kullanılamayacağını e, gördüklerine dair önemli bir işaret oldu. Yani bir yumuşama ya her iki taraf da dediğim gibi zaten çeşitli adımlar atıyor. Fakat Mısır'dan gelen bu işaret de bir nevi ya hani evet artık masaya oturabiliriz gibi. Fakat aslında Türkiye'nin beklentisi şuydu açık konuşalım açık konuşmak gerekirse o anlaşmayı imzalamadan önce. Belki de hani evet diplomatik ilişkiler en üst seviyede değil hmm. yani büyük elçiler şey yaptığı için geri geldikleri için iki tarafında. Fakat Türkiye ile bir şekilde müzakere edip o anlaşmanın imzalanması Mısır'ın çok daha çıkarına olacaktı. Hmm. 5000 deniz mili kazanıyordu. 5000 bin e, deniz mili kazanıyordu. Eğer Türkiye ile o anlaşmayı yaparsa. Hala geç kalındı mı? Hayır. Fakat dediğim gibi bu angajmanların e, bir şekilde karşı tarafların birbirine anlatması ve ortaya çıkabilecek karşılıklı maliyetleri bir şekilde gidermesine daha gidermeye Şimdi... dair muhtemelen görünterler o seviyede yürüyor. Geriye dönük baktığımızda birçok şeyi hani e, birbiriyle ilişkilendirerek anlatabiliyoruz. İşte mesela işte bu normalleşmenin arkasında tabii ki Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları meselesi var. Onu çetrefil hale getiren Libya meselesi vesaire var. E, enerji kaynaklarını kullanabilmek için evet tabii ki Mısır şu an dur durduğumuz baktığımız yerde Türkiye'ye biraz muhtaç olduğunu hissediyor. Evet. Ama mesela hani 2015, 2016, 2017 döneminde o hani çok da Türkiye ile anlaşmak mecburiyetinde olmadıklarını da düşünüyorlardı. Çünkü başka bir uluslararası konjonktür vardı. Kesinlikle. Yani mesela Mısır'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suudi Arabistan'a dayandığı, onların da işte Trump hükümetine dayandığı dolayısıyla hani Türkiye'yi dışarıda bırakabileceklerine inandıkları bir resim de vardı ama bunu sanırım Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma ve onun devamında iki anlaşma evet. ve onun devamında hani o askeri operasyonları yapacağını Göstermiş olması aslında bayağı bir ikna edici bir tarafı oldu değil mi? Evet ve bu retorik bir şey değildi yani çok somut sahada dengeleri değiştiren bir operasyon daha doğrusu önce anlaşma ve peşinden Libya'nın Türkiye'den işte diğer ülkeler gibi İHA'lar, SİHA'lar ve hmm. diğer savunma sanayi ürünlerini ithal etmesiyle ve Türkiye'nin de verdiği danışmanlık iki ülke arasındaki anlaşma gereği verdiği danışmanlık şeyi sonucunda sahada dengeler değişti hatta ee, sen soruyu sorarken aklıma geldi. Mesela tam da o tarihlerde bahsettiğin tarihlerde e, Amerika Birleşik Devletleri açıkça bu az önce bahsettiğim Doğu Akdeniz gaz forumu blokunu hmm. destekleyeceğine dair. Hatta Pompeo ziyarette bulundu, zirveye katıldı. İşte açıkça desteklediklerini, Amerikan şirketlerini sahaya sokmaya çalıştılar. Yani çünkü yine bir anekdot hatırlatayım. Ee, yine Güney Kıbrıs Rum yönetimi e, ve diğer o konsorsiyumdaki ülkeler. Bu doğalgaz arama işlemlerini yapmak için bir İtalyan firmasıyla anlaşmıştı. Sözünüzü kesiyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yapıyor. Evet, biz brifing saatine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda bir açıklama yaptı. E, o Avrupa Birliği'nin ve diğer aktörlerin Türkiye yönelik ile ilgili bir teşekkür konuşması niteliğindeydi. Biz de tam da zaten briefing saatinde Sayın Dışişleri Bakanı'nın Cumartesi günü Kahire'ye yaptığı ziyareti ve Türkiye-Mısır arasındaki normalleşme meselesini ele alıyorduk ve tam da e, Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'de Mısır'la e, normalleşmesini gerektirecek jeopolitik şartların oluşması meselesinden bahsediyoruz. Evet, evet bunun ekonomik mesele, e, ekonomik boyutu var e, vesairesi var ama Türkiye'nin o alana doğrudan doğruya bir müdahale yapmış olması aslında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi aktörlerin birçoğunu ikna etmekte de oldukça önemli bir rol oynadı sanırım. Aynen öyle. Şunu şu anekdotu anlatıyordum. Yani e, önce İtalya ile bir e, işbirliği, daha doğrusu bir İtalyan firmasıyla devlet düzeyinde olmasa da ve bu firmanın e, Doğalgaz arama gemisi Doğu Akdeniz'e geliyor Hı -hı. ve hatırlarsan bizim gemiyle de bizim gemimiz de hani tabii ki karasularımızı e, korumak adına kafa kafaya geliyorlar ve İtalyan gemisi manevra yapıp geri gitmek zorunda kaldı. Bu başlamıştı. Bu başlangıçtı. Daha sonra mesela Amerikan şirketlerini devreye soktular çünkü Hı -hı. hani Türkiye'nin e, Amerika'ya Amerika karşı bir evet, dokunulmazlığı, dokunulmazlığı olabileceğine dair. Fakat öyle olmadı ve en nihayetinde bu aynı zamanda bir ekonomik mesele. Ve dolayısıyla Türkiye'nin de sahaya gücünü yansıtmasıyla birlikte e, bu şu anki tablo yavaş yavaş ortaya çıktı. Şunu söyleyeyim o müsaadenle. E, hani iki ülke arasında e, ne vardı doğrudan herhangi bir sorun vesaire. Mesela 2011 sonrasında evet e, Mısır'da yasaklanan ihvan hareketi. Mısırda bir cemaat diyelim biz buna bir İslami hareket din üyeleri dünyanın çeşitli yerlerine gittiler. Mesela Ürdün'e gidenler oldu. yani hemen hemen bütün Arap ülkelerine, Türkiye'ye, İngiltere'ye çok fazla. Mesela şu anda e, İHVA'nın merkezi İngiltere'de. Yani hmm. çünkü Mısırda yasaklı olduğu için ve Mısır tarafı bunu kamu yönünde olmasa da. Ee, bir şekilde problem ediyordu. Hmm. Fakat şöyle bir şey vardı. Mesela Türkiye hiçbir zaman Türkiye'deki ihvan üyelerini Mısır hükümetine karşı, Mısır'a karşı operasyonel bir araç olarak kullanmadı. Hmm. Mesela silahlı bir eğitim vermedi ki burada binlerce ihvan üyesinden bahsediyoruz Türkiye'de en azından o ilk geldikleri dönemlerde. Yine Mısır hükümetinin meşruiyetini gölgeleyecek herhangi bir şey yapmadı bu ihvan üyeleri üzerinden. Sonuçta iltica etmiş gelmiş ve dahası mesela İngiltere'de çok daha fazla varlar hmm. ve orada daha fazla örgütlendiler. Biraz müzakerelerde söz konusu olan şey buydu fakat... Belirli bir süre sonra yani müzakereler olgunlaştıktan sonra Mısır'ın da bu dediğim şeyi görmesiyle beraber sadece televizyon kurdular, bir, birkaç tane dernek kurdular vesaire. Hatta bu anlamda ihvan yetkilileri de Türkiye'deki ya madem Türkiye ile Mısır birbirine yakınlaşacak, eğer bir sorunsak ya bir sorun olmaktan çıkarız şeklinde hmm. bir açıklama yaptılar. Mesela televizyonlarını kapattı. Bir tane televizyonları vardı. Hmm. Onu kapatmaya e, kapatmak için hiç direnmediler mesela ve dolayısıyla bu Türkiye-Mısır ilişkileri özellikle problemli dönemlerde dile geldiğinde en fazla mesela vurgu yapılan şey ihvan. Fakat dediğim gibi hiç operasyonel bir şey olarak araç olarak kullanılmaması, en kolay çözülen işlerden bir tanesi hmm. olması aslında Mısır hükümetinin Türkiye'ye karşı niyetinde de bir yumuşama hmm. şey olmasına vesile oldu, sebep oldu diyebiliriz. Şimdi bu, bu normalleşme sürecinin, e, ya bu normalleşme süreci Şöyle söyleyelim, bir basit bazı temel meseleler üzerinden bu ihvan da olduğu gibi bir al ver bir pazarlık veya işte Doğu Akdeniz üzerinden böyle somut meseleler üzerinden bir pazarlık şeklinde mi geçiyor? Ee, yoksa önce bir ilişkileri sakinleştirelim, karşılıklı büyük elçi atamalarını yapalım, karşılıklı diyaloğu bir ortaya koyalım. Ondan sonra zaman içerisinde, karşılıklı güven tesisini sağladıktan sonra zaman içerisinde konuları müzakere ederiz şeklinde mi geçiyor? Yoksa önceden şu alacaklarımızı alalım, vereceklerimizi verelim gibi bir mantık etrafında mı? Ee, galiba bu anlamda yöntem konusunda bir ayrışma da olduğunu seziyorum ben. Bu bir bilgi hmm. değil. Fakat tarafların tutumuna baktığımızda senin sorduğun soru çerçevesinde şöyle bir tablo görüyorum ben. Türkiye ikincisini tercih ederken, yani büyük büyükelçilerin atanması meselesi. Ee, ondan sonra hani ortalık biraz yumuşasın bu meseleleri de daha yumuşak bir zeminde Hı -hı. konuşalım gibi bir yaklaşıma sahip olduğunu. Fakat Mısır tarafının ise e, tam tersine ya şu önce bir meselelerde bir mesafe alalım. Hı -hı. Mesela neydi bu mesele, meseleler? Artık kamuoyuna yansıdığı için de e, Hı -hı. rahat dile getirebiliriz. Daha görüşmelerin ilk aşamasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle görüşmesini Hı -hı. ve böyle bir görüntü verilmesini mesela Hı -hı talep etti. Hı hı. Ee, Katar'daki Dünya Kupası'nda verilen fotoğraf da aslında biraz hı. o, o bu büyük bir mesele değil. Evet, bir yansı evet o, gözüküyor. ona verilmiş bir karşılıktı. Ee, Türkiye'nin aslında yaklaşımı dediğim gibi büyük elçiler, çünkü büyük elçilerin atanması sadece diplomatik bir mesele değil. Aynı zamanda mesela akademisyenleri de etkiler. Mısır'a gidip araştırma yapmak isteyen Türkiyeli Türkiye akademisyen, Türk akademisyenleri, Türkiye'ye gelmek isteyen Arap akademisyenleri, aynı şekilde turistler, yani karşılıklı hı hı. olarak turizm meselesini, iş dünyasını, ekonomik meseleleri vesaire, ha galiba Türkiye ile Mısır problemlerini çözüyor e, algısını oluşturup. Dolayısıyla daha böyle yumuşak konularda bir mesafe oluşturmak çok daha basit bir şeydi aslında. Daha kolaydı ve Türkiye biraz aslında dediğim gibi yani benim gözlemim bu bir bilgi değil lütfen yanlış anlaşılmasın. Bunu tercih ederken Mısır tarafı biraz daha ağırdan alıp ve biraz da Yunanistan'la girdiği angajmanları da belki de Hı -hı. yeniden bir ayar vermek için zaman kazanma hmm. e, şeyini de hesaba kattığımızda e, aslında soruna gelecek olursak galiba biraz daha birinci şeyde yürüyor Ha bu saatten sonra mesela büyük elçilerin atanması Bence zamanlama meselesi hmm. Türkiye'deki seçimlerden sonraya kalabilir Bence gerek yok kalmasına hmm. Çünkü Türkiye ile Mısır'ın ilişkilerin düzelmesine hiçbir parti itiraz etmeyecektir yani hmm. Türkiye'de iktidar olma iddiasına sahip hiçbir parti itiraz etmeyecektir e, Fakat bu süreci mevcut iktidarın başlatmış olmasını baz aldığımızda seçimden önce atanması bence diplomatik olarak daha şık hmm. duracak diye düşünüyorum. Anladım. Şimdi bu mesela o müzakere edilen konu başlıkları içerisinde işte mesela Doğu Akdeniz meselesinde bir işbirliği ihtimali var. İşte o da Yunanistan'la Mısır'ın girdiği angajmanlar çerçevesinde muhtemelen tartışılıyor. Veya işte ihvan meselesi var olabilir. Mesela Libya bu işin içerisinde vardır. Mesela e, bu alanlardan en zorlu olarak göreceğimiz Türkiye ile Mısır'ın birbirleriyle uzlaşmasını en zorlu olarak göreceğimiz alan hangisi olabilir? Ya galiba Doğu Akdeniz ve Libya hmm. ikisi. E, hatta Doğu Akdeniz diyebilirim hmm. çünkü Doğu Akdeniz'de çok taraf var. Hmm. Mesela Libya'da da Türkiye ile Mısır birbirinin ayağına basacak çok fazla bir şey yapmadı. Yani Türkiye Libya sahasına girdikten sonra onu Hı. kastediyorum. Ee, hatırlayalım yine kamuoyuna çok fazla yansımıştı. Hakan Fidan defalarca Libya'ya gidip orada Mısır yani muhata Mısırlı muhatabıyla. Sonrasında Mısır'a gidip tekrar Mısırlı muhatabıyla görüştü. Artık kamuoyunca malum. Orada temel mesele e, birbirinin aya önce birbirimizin ayağına basmaktan kaçınalımın zeminini oluşturmaktı ve bu oluşturuldu. Fakat Doğu Akdeniz'de e, İsrail var. Güney Kıbrıs Rum yönetimi var. Meseleyi en fazla zorlaştıran çünkü Hı -hı. Masaya oturamaz Türkiye Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle. Evet. Ancak Kuzey Kıbrıs oturursa hı hı. oturur. Çünkü bir meşruiyet atfedilmiş olacak o anlamda. Amerika var yani dolaylı olarak dediğim gibi İsrail diğer bir iki Avrupa ülkesi yani doğalgazdan maksimum fayda elde etmeyi bekleyen ülkeler. Haliyle orada çok taraf olduğu için Doğu Akdeniz biraz daha şey bir mesele gibi gözüküyor. Ama Türkiye'nin bu anlamda talepleri yine basit ve somut. Diyor ki Doğu Akdeniz Gaz Forumu kuralım zaten karşı taraf buna benzer bir yapılanmaya gitti. Bunun içerisinde Türkiye'de olsun masaya eşit aktörler olarak oturalım ve hem deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını hem de özellikle de orada Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ve petrol kaynaklarının nasıl çıkarılacağı, nasıl dağıtılacağı, nasıl ihraç edildiği konusunda bu meseleyi masada çözelim. Bu anlamda belki de Mısır'ın yapabileceği hani pozitif ve çözüme katkı iki ülke ilişkilerini de iyileştirecek Doğu Akdeniz meselesinin çözümünü de kolaylaştıracak bir adım Türkiye'nin bu talebini masaya taşıması evet belki de bu işte çok tarafı ilgilendiren en çetrefilli mesele de aslında bir foruma doğru evrilip belki orada uluslararası bir çözüme kavuşması da daha mantıklı gibi gözüküyor e, şimdilik e, normalleşmenin ilk adımlarını görüyoruz bir yakın dönemde e, ayrıntısına da Sanırım hakim olacağız. Çok teşekkür ederim Doçent Doktor Veysel Kurt bu akşam bizlerleydi. Birlikim saatinden bu akşamlık kadar hepinize iyi akşamlar diliyorum.